tehlikeli bir yakınlaşma var burada. Agalena, dev Agalena yuvasının içerisine bahçede besledi. Bir tane ufak boy zıplayan örümcek girmiş. Ve yuvanın tam ağzında. Fakat yürümesini Agalena hissedemiyor, göremiyor zaten. Ve öyle akıllı bir hayvan ki bu zıplayan örümcekler. Daha önce ben çekmiştim. Agalena saldırısında hemen ağın alt tarafına geçiyor. Hayvan geliyor, üstünde dikiliyor ama bunu göremiyor. Bakın şimdi alta geçmemiş, resmen yuvanın içine girmeye çalışır gibi ya. Abuk sabuk bir şey bu. Ölümle dans ediyor yani. Agalena onun varlığını fark etsin. Onu bir saniye içerisinde öldür. Ölümle dans. Bunu uzun bir kayıt yapacağım. Hafıza kartını sildim, boşalttım. Ne olacak görelim. İyi de bir pozisyon yakaladım. Çok beklemem gerekebilir. Daha yeni ona ben sinek falan vermiştim Agalena. Aslında sabahtan iki tane sinek yedi. Bu arada Agalena'lar tesbih böceği yemiyorlar. Ya da benimki yemedi. Sinekçi benimki. Sineğe bayılıyor. Sinek olduğu zaman hiç affetmiyor. Ama tespih böceğini yemedi. O bugünün bir ayrıntısı. Ve buradan müthiş bilgiler elde edebiliriz. Özellikle sıçrayan örümceklerin zekası hakkında. Bakın ağın içerisinde az evvel ben kamerayı getirip kurmadan önce de gözlemledim. Resmen ağın içerisinde yavaş yavaş, minim minim yürüyordu. Ve Agalena fark edemedi onu. Agalena en ufacık ağına değen bir şeyi fark eder. Fakat zıplayan örümceğin yürüyüşünü fark edemiyor artık nasıl yürüyorsa. Şu anda bizim ufak Agalena'yı görüyor. Gelişmiş gözlere sahip. Yuvanın ağzına dikilmiş. Şimdi kendinizi zıplayan örümceğin yerine düşünün. Bakın nereden baksanız 20-30 kat büyük bir devin yuvasının ağzındasınız. Ve dev sizi görmüyor. Gördüğü takdirde öldürebilir. Saniyede öldürür. Evet, ufak hareketler başladı. Müthiş bir şey. Yani ben şuradan bakıyorum. Bir mağara gibi düşünün bunu. Kendi boyutlarınıza getirin. Mağaraya zor sığan bir dev var karşınızda. Ve sizi de yiyebilir. Ve siz bunun önünde bu şekilde duruyorsunuz. Hatta yaklaşıyorsunuz. Fakat hareketlerini algılayamıyor. Nasıl hareket ediyorsa bir sineğin ufacık hareketini algılayan Agalena bunu algılayamıyor. Evet. Evet, tehlike var. Dışında da görüyorum. Ya müthiş bir şey, müthiş. Şu zıplayan örümceğin yaptığı müthiş bir şey. Muhtemelen zıplayan örümcek erkek. Hormonlarına hakim olamıyor. Merak ediyor, giriyor ama bir şekilde çıkıyor. Nasıl çıkıyor diyordum, işte bakın. Minim minim hareket ediyor. Agalena onun varlığını anlayamıyor. Agalena görmüyor.
O bunun görmediğini biliyor. Kımıldamayınca görmeyeceğini biliyor. Ve kımıldamıyor. Arada bir santimetre var. Agamemnon hissediyor. Bir şeyler var. Ama göremiyor. Sen var ya, müthiş bir şeysin ya. Bu zıplayan örümcekler, yemin ederim müthiş bir şey. Değdi nerede? Değdi resmen üstünden geçti. Fakat hiç kımıldamadığı için algılayamadı. Resmen değdi, üstünden geçti. Geldi. Agalena'larda avlanma zekası var demiştik daha önceki videolarda. Burada tespih böceğini daha önce öldürdü, biliyor. Fakat yemedi onu. Beğenmedi. Hafif bir kıpırtı olunca aslında onu zıplayan örümcek yaptı ama ondan geldi zannetti. Bu avlanma zekasıyla direktman o hedefe gitti. Zıplayan örümceğin üstünden geçti iki defa. Ama zıplayan örümcekte bir minim oynama yok. Sen nereden biliyorsun Agamemnon'un? Agalena örümceklerinin titreşimi algıladığını, öbür türlü göremediğini nereden biliyorsun? Müthiş bir şey bu. Çünkü bu bahçede yaşayan, benim bahçemde apartmanlar arasında yaşayan bir zıplayan örümcek, yani hayatında Agalena olarak bir onu gördü. Başka yok, olsa ben görürüm. Kocaman yuva yapar çünkü. Nereden biliyorsun bu bilgiler ne zaman kodlanmış sana? Resmen Agalena örümceğinin kımıldamadığı takdirde onu göremeyeceğini biliyor. Müthiş bir şey bu. Hareketsiz bekliyor böyle. Ama bir korku yaşadı bence. Döndü arkasına. Bir sinek yakalayabilirsem bir sinek atacağım. Bakalım orada panikleyecek mi? Tam yakınlarına diye. Bu arada tespih böceği kımıldamaya başladı. Agalena her an, Agalena'nın yuvasında iki tane sinek var, küçük sineklerden kare sinek. Bir kedimiz daha ezildi geçenlerde, onu gömdük. Çok sevdim sarı kedimiz, onu gömdük. Şimdi ona bir sürü sinek geliyor. Sinekler toprağın altında dahi bir çürümüş canlıyı tespit edebiliyor. Of of of, Agalena'da keyfe bak. Yani ben örümceklere zaten hayranım. Bir kez daha hayran kaldım. Devin karşısında ölümle dans ediyor ama dev onu göremiyor. Kımıldasa gidecek. İşte tam bir avcı oldun. Avcılarda zaten zeka gelişmiştir. Avcı olduğunun ispatı bu.
hareket yok. Hiç hareket yok. Ki zıplayan örümcekler hareketlidir. Tehlikenin farkında ve hiç hareket etmiyor. Sabah ben baktım, ağın alt kısmındaydı. Alt kısmına geçiyor herhalde. Geceleri alt kısmında uyuyor. Gündüz de çıkıyor. Merak ediyor bu dişi. Agalene'yi merak ediyor. Müthiş bir cesaret ama. Tepe göze saldırmak gibi bir şey bu ya. Resmen tepe gözün yuvasına girmek, inine girmek gibi bir şey. Ayı falan değil yani, bir devin inine girmek gibi. Çekebildiği kadar çeksin. Gerekirse hızlandırırım. Zaten saniyelik görüntüler yakalıyoruz. Bunun için saatlerce beklemek gerekebiliyor. O anı yakalamak için saatlerce beklemek gerekiyor. Çünkü orada bir ayrıntı, bir detay bize çok farklı bilgiler verebilir. Agalene hiçbir şeyden habersiz burnunun dibindeki zıplayan örümceği göremiyor arkadaş. Yaşılacak bir şey. Görmüyor. Şu anda zıplayan örümcek yan duruyor ama yan gözleri de var. Yan gözünle de görebiliyor onu. Bazı arkadaşlar benim Agalene yemiyor falan diyor. Benimki de doymak bilmiyor. Resmen doymuyor. Orta büyüklükte bir akvaryum burası. İçine bıraktım ben bunu. Geldi köşeye yuva kurdu. Çanakkale'ye gittim geldim falan. Kaçmadı orada kendi kendine. Kelebekler falan avlamış. Sonra ben sinekleri falan verdim. Bu sinekleri yemiş. Çöpleri yuvanın en uçağı köşelerine taşımış. Sonra bir tane ölmek üzere olan büyük bir çekirge verdim. Onu hatta çektim, yayınladım. O çekirgeden sonra anormal derecede büyüdü. İki kat oldu örümcek. İki kat oldu. Fakat burada erkek buldu mu bulmadı mı bilmiyorum. Ve hala ağzında sinek var. Sabahki sinekleri yemiyor. Ve işin enteresan yanı, bir tane attın yedi, onunla idare edin falan yok. Bir tane daha at ona da koşturuyor. Bir tane daha at ona da koşturuyor. Doymak bilmiyor.
hareket yok. Bu şekilde kalır. Bir sinek yakalayayım diyorum, bulamıyorum. Aslında benim aradığım şu anda çömlekçi veya duvarcı bir arı geliyor oraya. Onu yakalayıp incelemek istiyorum. Çömlek yapan bir arı bu. Arkadaşlarım bazıları diyorlar işte terasta, kapıda falan topraktan yuvalar falan gördüm diyorlar. İşte bu arı o. Ondan bir tane geliyor. Bunlar da avlanıyor ama yuvası nerede bilmiyorum. Hiç hareketsiz duruyor böyle. Sabra bak. Avcılar sabırlı olması lazım zaten. Bir tane daha tespih böceği resmen ağın içerisinde ilerliyor bir tanesi. Ama tespih böceğine bir şey yapmıyor. Gidiyor tepesine bakıyor, dokunuyor, ısırmaya çalışıyor falan. Kabuğundan dolayı belki de ısırmıyor, bırakıyor.
Yok, hareket yok.